Sevgili Ümit Sabi Kumuş. Sevgili Mustafa Can. Özledik yahu. Yine beraberiz yahu. Peki bugün kimi tanıyacağız? Kimle tanışacaksın? Bugün susamurlarıyla tanışacağız. İstanbul'da susamur var mı? İstanbul'da Ümit varsa İstanbul'da susamur da var. Tamam. Kötü şakamızı da yaptığımıza göre bundan sonrasını görevimizi yerine getirdik. Aynen öyle. Gerçekten var mı susamur? Gerçekten var. Aa, susamuru sanki böyle Amerika'da falan olurmuş gibi bir şeyimiz değil var. Değil mi? Öyle zihinsel yanılgımız var. Nadir görülen. Çanlarla falan mı karıştırıyoruz acaba? Büyük ihtimalle o da karnivorlardan yani etçil avcı hayvanlardan çok nadir görülüyor. Nadir görüldüğü için karıştırıyoruz, üstüne kondurmuyoruz, fare zannediyoruz, bir şey zannediyoruz, kedi zannediyoruz. O yüzden çok fazla bilinmiyor ama bunun çalışmasını 1980'li yılların sonlarında Çevre Bakanlığı TÜBİTAK aracılığıyla yaptılar. Türkiye'nin her tarafında çok yaygın. Azalmakla beraber çok yaygın. İstanbul'da alan içinde ve hala var. Peki ebat olarak nasıl bir hayvan susamuru? İyi yetişmiş böyle mümbit prodik yüksek bir alanda yaşayanlar da kuyruklarıyla beraber 1,5 metreye kadar uzuyor. Yaklaşık 15 kilo, 20 kilo, 23 kiloya kadar çıktığı söyleniyor. Kuyruğunu ayrı tutarsak 90 santime kadar gövde büyüklüğü oluyor. Oldukça büyük yani. Ve sulak alanda yaşıyorlar değil mi? Tabii. Adı üzerinde su samuru. Tuzlu sularda, acı su dediğimiz bu sodalı, mineralli sularda, tatlı sularda, bataklıklarda yani suyun bol olduğu bataklıklarda, su baskın alanlarında, nehirlerde, derelerde yaşıyorlar. Bir tür kemirgen mi susamuru? Kemirgen değil. Karnivora dediğimiz hani kurtların, çakalların bulunduğu grubun içinde. Şekil olarak, yapı olarak tabii ki. Yani avcı kökenli mi? Avcı kökenli tabii. Doğal hayatta çok fazla görmüyoruz. Çekingen hayvanlardır. Mesela suda yüzerken, suda avlanırken genellikle gözleri ve kafasının bir kısmı suyun dışında kalacak. Gövdenin tamamı su altında kalacak şekilde pozisyonlanırlar. O yüzden hani onu bilmeyen bir göz veya işte takip etmeyen bir göz baktığında hani suyun üzerine giden bir çift göz veya akıntıyla giden bir şeymiş gibi algılıyor. Seçmesi zor. Yuvaları da öyle. Genellikle su kenarlarında olur yuvaları. Toprağın altında böyle uzunca tüneller yaparlar. Hayatlarının büyük bir bölümünü bu tünellerde geçirirler. Genellikle de tünellerin çıkış noktası su seviyesinin altındadır. O yüzden gözlemlenmesi zordur. Toprak seviyesinde de bir tane, iki tane, üç tane havalandırma deliği açarlar. Hayatlarının büyük bir bölümünde suda ve o yuvada geçirirler. O yüzden gözlemlenmesi zordur. Ama Anadolu'da birçok efsaneye konudur. Böyle hiç aklımızın ucundan geçmeyecek bazı bizim şamanik kökenlerimizden gelme efsanelerle birleştirilmiştir. Yarı böyle efsanevi, çok değerli, uzunca bir süre özellikle Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde bizim topraklarımızda sürekli avlanan, ekonomik değeri çok yüksek olan taltif öğelerinden bir tanesidir mesela. Kürkünden dolayı. Kürkünden dolayı. Diyor, değil mi? Yani yok yok, kürkünden dolayı. Samur kürkü. Evet, doğru söylüyorsun. Bizim hikayelerde o samur kürk hikayesi var ya da sözü cümlesi var. Kürkü niye değerli? Yani özelliği ne? Hayatının büyük bir bölümünü suda, bazı bölgelerde soğuk suda geçirdiği için yalıtım özelliği çok yüksek. Su geçirmez, soğuk geçirmez, çok yumuşaktır. Böyle elini sürdüğün zaman acayip güzel bir his verir. Susamuru avıyla geçinen bazı ülkelerde mesela avcılar susamuru kürkü kullanırlar ısınmak için. Şehirleştikçe, medenileştikçe, kültür kurdukça zaten nadir ve zor avlandığı için taltif bir rütbe göstergesi haline gelmiş. Hani bildiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim. Osmanlı'da mesela vezirliğe yükselen devlet memurlarına o taltif töreninde samur kürk takdim ediliyor. O kürk giyme bir tören. Samur çok değerli. O yüzden hani orada tabii sarayda ısınmak gibi bir derdi yok adamın ama o taltif, onu takma işi, rütbe takma işi çok önemli. Doğru söylüyorsun. Mesela susamuru denilen hayvanın sanki Türkiye'de olmayan, daha yabancı uyrukluymuş gibi falan düşünüyoruz. Ama halbuki samur kürk bizim kültürel dokumuzun içerisinde var. Duygusal hayatları nasıl? Tek eşler, çok eşler nasıl? Ailecek mi yaşıyorlar? Aslında soliter yaşıyorlar. Tek yaşıyorlar. Çünkü böyle çok romantik görüntüler var. Suyun üstünde iki susamuru el ele falan diye öyle videolar görüyoruz. Yani fotoğraflar görüyoruz falan. Hani var mı bir kökeni? Çiftleşme döneminde var tabii ama çiftleşme dönemi dışında tek yaşıyorlar. Çiftleşme döneminde kur yapıyorlar. Erkekler gövde gösterisi yapıyor. Kendini gösteriyor, tüyünü gösteriyor, kürkünü gösteriyor, dişlerini gösteriyor. Dişiler de ona göre bizim bildiğimiz, diğer hayvanlarda da memelilerde çok gördüğümüz bir eş seçme seremonisinden sonra çiftleşiyorlar. Sonra dişiler yine yavrularını yalnız doğuruyorlar. Bakımlarını yalnız yapıyorlar. Erkeklerin sorumluluğu yok çocuklar. Yok. Hep bahsediyoruz ya yaşadıkları habitattaki prodüktivite yani mümbitlik, bereket
hareketliğe bağlı birçok davranış şeyi, paterni. Mesela dişi susamurları erkekle çiftleşti. Ortalama 5'e kadar yavru yapabiliyorlar. Minimum 1, maksimum 5. Çok ekstrem koşullarda 5'in üstünde de olabiliyor ama 5 civarında. Mesela bizim topraklarımızda gözlendiği kadarıyla 2 ile 4 arası yapıyor. Yani ne çok kurak kötü ne de çok bereketli. İdare eder. Yaklaşık olarak da her şey yolunda giderse de Ocak'la Şubat ayları arasında yavruları doğuruyor anne. Bildiğimiz gibi memeli bir canlıdır. Anne bunları emziriyor. Yaklaşık bir ayda gözleri kapalı doğarlar kedi yavruları gibi. Bir ay kadar emzirdikten sonra yavruların gözleri açılır. 3 ay sonra falan hareket etmeye başlarlar. Ergenliğe ulaşmaları yaklaşık 1 sene sürer. O 1 sene boyunca anne ve yavrular beraber yaşarlar. 1 sene sonra da yavrular yuvadan ayrılırlar. Kendi yuvalarını kurarlar. Böyle bir döngü var. O 1 sene içinde annenin görevi yavrularla ilgilenmek. Neyle besleniyorlar? Ana besin, ana kaynakları ne? Yani su içi beslenme mi yoksa böyle ot vesaire de yiyorlar? Yok. Avcı dedik ya şeyler avcı hayvanlardır ama temel besin kaynakları su içi. Yani balıklarla beslenirler. Varsa bulundukları ortamda kabuklularla beslenirler. Kabuklu dediğim işte yengeç, ıstakoz, kerevit, midye, deniz kestanesi yaşadığı alana göre. Tuzlu suya yakın yaşıyorsa bunlarla. Onlarla beslenirler ama onun dışında küçük sürüngenlerle, böceklerle, salyangozla, karada yaşayan küçük hayvanlarla da beslenirler. O yüzden geniş bir beslenme alanı vardır veya çeşitliliği vardır ama ana besin kaynağı tabii ki balıklar. Peki doğadaki düşmanları kimlerle dalaşıyorlar ya da birileri bunu avlıyor mu susamurlarına? Yani asıl maalesef ki temel avcısı insanlar. Kürkünden dolayı çok uzun süreler boyunca insanlar avlamışlar. Ama doğadaki rekabet koşulları onlar için de geçerli. Susamurundan daha büyük avcılar susamuruyla besleniyorlar yakalayabilirlerse. Ama bizim topraklarımızda daha çok tilki, kurt gibi böyle hani pusu kuran hayvanların avladığı düşünülüyor. Ama çok net bilgiler yok. Ama daha tuzlu alanlarda, daha tropiye kayan alanlarda mesela tuzlu su timsahları veya tatlı su timsahlarının susamurlarını avladığını biliyoruz. Bu arada dünyaya yaygın bir hayvan değil mi? Yani dünyaya yaygın. Çin'den Amerika'ya kadar hemen her yerde. Farklı türler içinde. Anadolu'da bizim gözlemlediğimiz Lutra Lutra dediğimiz genel yani adi susamuru diye geçiyor ama oradaki adi çok görülen, çok bulunan anlamında yoksa bir adiliği yok. Yani gayet böyle dürüst hayvanlar. Ama değişik türlerde, coğrafyaya göre değişik türleri var. Adi olmayan ne var mesela? İşte bölgeye göre değişiyor. Çizgili susamuru var, Kuzey Amerika susamuru var, Hint susamuru var. Öyle isimlendiriliyor. Mesela daha iri ya da daha küçük oluyorlar mı? Ya da daha saldırgan, daha uysal falan gibi. Yok, hemen hemen aynı. Onda bir değişiklik yok ama iriliği daha önce de başka bölümlerde de bahsettiğimiz gibi yaşam alanı içinde ekvatordan kuzeye doğru gittikçe memelilerde vücut hacmi büyüme eğilimindedir. Ama aynı zamanda mümbit yani produktiviteye göre daha bol besinin olduğu yerlerde de büyüme eğilimindedir. Ama biraz önce söylediğim gibi genel kuralı vücut büyüklüğü 90 santime kadar uzuyor. Yani bundan 5 santim, 10 santim büyük olanı vardır, küçük olanı vardır ama genel form olarak aynı. Evrimsel olarak soy devamlılığı nasıl? Yani hangi tür yapılardan dönüşerek oluşmuş bir hayvan? Yani genel olarak memelilerde çok bahsettiğimiz, köken olarak yaklaşık 90 milyon, 100 milyon yıl öncesine kadar gidiyor memeli ataları. Susamurlarında bilinen teorik olarak bildiğimiz kısmı bu 100 milyon yıl önceki nokturnal yani gececi yavrusunu süt veya benzeri bir sıvıyla besleyen ortak bir atıdan geliyor. O elim kazadan sonra yani büyük göktaşının çarpmasından sonra her zaman bahsettiğimiz dinozor soyunun ortadan kalkması bunların dünya üzerinde daha hakim güç olmasına sebep oldu. Ve bu ortak atadan büyüdü geldi. Biz sınıflandırırken vücut yapısına ve yaşam şekline göre karnivora'ya koymuşuz. Yani avcılar grubuna koymuşuz. Bu soy hattı üzerinden geliyor. O soyda kimler var mesela? Yani orada birleştirirsek. Karnivora'da kediler... aslan, kaplan, kedi, kurt, tilki, köpek bunların hepsi var. Bunların hepsi karnivora'ya giriyor. Ya oradan bu ağırlıklı tatlı suyu ya da suyun kenarında olanlar suyla adapte olmuş bir hayat geliştiriyor. O da buna dönüşüyor. Tabii. Ne var burada? İşte kunduzlar var. Kunduzdan farkı ne? Evet gerçekten. Kunduzdan o ayrı bir tür. Bambaşka bir hayvan ama aynı soy hattından geliyor. Kunduzları biz genellikle tabii şey popüler bilgi olarak Kuzey Amerika kovboylarını şapka yapmak için kullandı. Orada yaşayan bir canlı gibi düşünüyoruz ama kunduzlar da dünyanın geneline yaygın. Burada hep üzerine bas olarak söylüyorum. Tür kavramı burada çok önemli. Kunduz kendi içinde bir sürü türü olan bir grup. Adi kunduz yani çok görülen kunduz da bir tür. O soy hattının içinde gelincik başka bir tür, porsuk başka bir tür, susamuru başka bir tür. Bunlar türleşmenin ürünleri. Biz bunu nasıl sınıflandırıyoruz? Dış görünüşüne göre, vücudundaki organizasyonda bazı temel kriterlerin var olup olmadığına göre bakıyoruz.
diyoruz. Bunlardan bir tanesinde mesela vertebrata diyoruz. Vertebrata omurgalılar demek. Bizim vücudunda omurga taşıyan bütün canlılar bu sınıflandırmaya göre akraba sayılıyor. Gerçekten akraba olmalarının bir önemi yok. Anladım. Omurgası var mı? Sınıflandırmak için onu öyle kullanıyor. Tabii. İşte kafatası olanlar, kafatası olmayanlar, çenesi olanlar, çenesi olmayanlar, ağzı yuvarlak olanlar, ağzı yuvarlak olmayanlar gibi ortak özellikler havuzuna doldurduğumuz canlılar bir süre sonra bir sınıflandırmaya sebep oluyor. Bunlar birbiriyle illa soy ağacında akraba olacak diye bir şey yok. Ama bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Düşün, şöyle diyelim, hani bir kazı yapıyorsun, paleontolojik bir kazı yapıyorsun ve o güne kadar hiç görmediğin bir iskelete rastladın. Şimdi bunu sınıflandırmak için bu temel özellikleri bilmen lazım. İlk önce baktığın yer, abi omurgası var mı yok mu? Ona bakıyorsun. Ha, omurgası var. Ekstremiteleri var mı yok mu? Ekstremiteleri. Ona bakıyorsun. Kafatası var mı yok mu? Ağzı var mı yok mu? Yani ağzı yuvarlak mı? Çekilir, onlara bakıyorsun. Bu işe yarıyor. Genellikle şey algılıyor. Hani bunlar akraba deyince gerçekten hani bizde insan kültüründeki gibi bir avcıoğlu. Amcaoğlu, dayıoğlu, o öyle değil. İşi kolaylaştırma yöntemi. Anadolu topraklarında bu işi başlatan Linnaeus'tur. 1700'lü yıllarda gelmiş, Anadolu'nun her tarafını gezmiş adam ve tespit etmiş, resimlerini çizmiş. Birbirine benzerliklerine göre, Avrupa'daki benzerliklerine göre sınıflandırmış. Latince isimlere bakarken genellikle görürsünüz, işte atıyorum Canis lupus. Biz bunu biliriz. Canis cinsine ait Canis lupus türü. Literatürde de yanında böyle bir büyük L harfi vardır, nokta konur. Anadolu'ya gelip Canis lupus'u görüp onay özelliklerini yazıp ona isim veren kişinin, yani Linnaeus'un adıdır. O Sami olsaydı çok havalı olurdu. Canis lupus Sami falan diye. Güzelmiş. Yani akrabalık ilişkisi böyle bir şey. Su samuru, dediğim gibi bizim Anadolu topraklarında samurun olduğu her yerde çok kültürle iç içedir. Mesela bazı yerler, özellikle su kenarında yaşayan, su samurunun yaşadığı yerlerde su samuruna yerli o ahali şey adını vermiştir birçok yerde. Su cini. Bazı yerlerde albastı derler. Bazı yerlerde al karısı derler. Böyle isimleri vardır. Kültüre de zamanında çok oturmuş. Şimdi unutuluyor tabii bunlar. Mesela bunun sebebine bakıyorsun. Şimdi gececil hayvanlar ya bunlar. Çocuklar veya gençler mesela gece suya girmek istiyorlar. Onları korkutmak lazım. Bu tehlikeden uzak tutmak lazım. Hayvan buna çok yatkın. Hani bütün gövde suyun altında, sadece gözleri gözüküyor. Kafasının bir gözü gözüküyor ve ay ışığı çarptığı zaman parlıyor. Ha, acayip efsanevi bir yaratık. Hemen o ismini koymuşlar. Demişler ki su cini. Girerseniz suya gece sizi kaçırır. Anladım. Al bastı, al karısı demişler. O bizim Orta Asya şamanik kökenlerden geliyor. Çocukları koruyan veya aileleri koruyan tanrıça diyelim, ruh diyelim, onun adı Umay. Mesela Umay'a bu tür kötücül yanı da var Umay'ın. Kötücül yanındaki adı Albastı, Alkarası. Lohusa kabuslarının falan yaptığına inanılan şey. Mesela onun da ismini atamışlar. Suya girersen Albastı seni kaçırır, çocukları kaçırır falan. Böyle güzel, tatlı efsaneleri, şeyleri var. Yani kültürümüzde de çok yaygın ama biz bu kafayla onu su samuruyla birleştirememişiz. Çok iyi dalgıçlardır mesela. İşte yani aradaki bir dönem, kentleşmenin getirdiği bir süreç, bir 50 yıl bunu unutup tekrar işte batıdan gelen bilgiyle tekrar hayvanı tanımlamaya kalkınca oluşan bir boşluk aslında. Tabii. Yani kendi kültürel dokumdaki yerini unutuyorsun. Hayvanı da görmekten uzaklaşıyorsun çünkü metropolleştin, kentleştin. Artık %92'si kentte yaşıyor. Tekrar ama o hayvanla alakalı bilgiyi batıdan gelen bir bilgiyle öğrenince su samurunun kendisini de Amerika'da yaşayan bir şey zannediyorsun falan. Yani mesela gerçekten bilmiyordum İstanbul'da olduğunu. Çok daha yeni, belki 6 ay içinde Büyükşehir Belediyesi'nin gazetelerde, medyada çıkan manşetleri var. Su samurlarını görmüşler. Onlar da çok şaşırmışlar. Aa, su samurlar falan diye. Hani bayağı medyatik oldu. Sevgili Ümit Sami Kumuş, bizi İstanbul'daki su samurlarıyla tanıştırdığın için teşekkür ediyorum sana. Ne demek? Bir de tekrar hoş geldin. Devam edelim. Tamam. Efendim, hoş bulduk. İnşallah bir sıkıntı olmazsa devam etmeye kararlıyız gibi gözüküyor. Bakacağız.